Bir sonraki karşılaşmamız ligde 6. sırada bulunan Başakşehir'e karşı. Yine ilk 11'deyiz ve yine inşallah iyi bir sonuç alacağız. Fakat kondisyonumuz düşük. Yorulmuşuz abi, canımız çıkmış resmen ya. Yapacak bir şey yok, biz görev adamıyız. Oynayacağız bu maçı. Ve karşılaşma başlamak üzere, sahaya çıkıyoruz. Başakşehir deplasmanındayız. Haydi bakalım. Umarım bu karşılaşmadan da galip ayrılırız ve galibiyet serimize devam ederiz. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam son 5, yani daha doğrusu 5 resmi karşılaşmada 5 gol atıp 7 asist mi yaptık, ya da tam tersi miydi, öyle bir şey olması lazım. Yani çok iyi bir form yakaladık şu anda. Haydi Rossi, vur ona Rossi, ya da geri oyna, geri oyna, vur ona. Ah be, sağ ayağıyla vurdu, ben sol ayağıyla vursun istedim, olmadı. Neyse, yani güzel bir istatistiğimiz var, inşallah onu devam ettirebiliriz. Çok da güzel pozisyondu ya. Aldık mı onu? Aldık. Kaptırma. Abi sen ayağa kalkana kadar 3 gün geçti. Oyna oyna. Güzel. Yerden orta yapacağım. Yerden orta gelmedi. İstediğim yere yapamadım. Hemen geriye dönmem lazım. Pereira yoksa söyleyecek yine. Aynen söyledi. Pasımızı oynuyoruz şimdi. Mesut. Berisha, o da pasını oynadı. Rossi, Enner Valencia ileri oynadı. Tolga Ciğerci araya girdi. Şimdi aldık topu, pasım oynayacağım. Hayır, offside'dasın. Geç kaldım. Yani ben bastım da topu önüne fazla açtı orada. Çok geç kaldık. Kendi mevkimizde oynayabileceğimiz bir takıma transfer olabiliriz. Çünkü ben defansta oynamak istemiyorum. Her ne kadar ileriye gitsem de, yardım etsem de, yani ileriye gidene kadar adamın canı çıkıyor zaten. Bir de takıma katkı sağlamaya çalışıyoruz böyle. Sakın 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 ya, yedik. 1-0 girdiyiz. Okaka atıyor. Altay Bayındır ikinci kez üzerine gelen topu çıkaramadı. Yani çok saçma. Oyunun bir hatası mı yoksa Altay Bayındır'ın oyundaki bu negatif özelliği mi bilmiyorum ama bu ikinci kez başımıza geliyor yani. Geriye düştük. Buradan da döneriz inşallah. Dönemezsek de bakarız artık ya. Enner Valencia. Şimdi önüme bırak. Bırakmasan da olur. Şimdi Muhammed Gümüşkaya pasımı oynadım. Şut çekmek isterken. Top bana geldi. Şimdi sol ayağına çekti. Muhammed Gümüşkaya'dan müthiş bir gol. 1-1'i buluyoruz. Harika bir gol Muhammed Gümüşkaya'dan. Çok güzel bir gol atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten harika ya. Gerçekten harika bir gol. Bu gole bakın, puan vermenizi istiyorum. Bu gole kaç puan veriyorsunuz? Bence çok çok sağlam bir gol. Beraberliği yakalıyoruz. Takımı gaza getiriyoruz. İnşallah bakalım bu gazda güzel ilerleriz. Bizim... Aha! Eyvah! 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 Bir an dedim acaba. Okaka işte böyle vurdu. Yine ortaya vurmuş gibi. Altay Bayındır son anda parmak uçlarıyla çıkarmış. Şimdi perspektif bir an kafa karıştırdı. Top bir an çıkarsa kontraya çıkarız. Dikkatli olun, dikkatli olun. Abi bu Okaka'ya top geldi mi çok tehlikeli oluyor. Hep de aklıma Dembaba geliyor ha. Dembaba, hadi baba. Neyse devam edelim. Hocam beni saçma sapan yerde oynatıyorsun. Yerimde oynamadığım için de azarlıyorsun ya. Olacak iş değil. Topu istedim şimdi. İleriye mi oynasam? İleri oynayacağım tabi de. Gustavo'nun önüne bırakalım. Gustavo ileri oynadı. Topu istedim, aldım. Adamın önüne bırakıyorum. Berisha. Berisha geri oynarsan. Oynadı şimdi. Ah be. Ah be. Kurtaramadım orada topu. Luis Gustavo. Şimdi Salay. Tisserand. Aa, nasıl değil lan? Muhammed Gümüşkaya, Allah'ım. Çok güzel bir pozisyondu ya. Gol olsa var ya, kariyerimizin en güzel gollerinden biri olacaktı belki de. Özellikle de o başta attığımız çalımdan dolayı. Maalesef
Biraz fazla abandık topa. 7.6 ile oynuyoruz. Dakika 40. Bu arada hedeflerimiz nelerdi? Hatırlamıyorum, bakmadım. Tüh, yakalamamız lazım. Abi çok yavaş ya. Bu adamı mutlaka sprint çalıştırmamız lazım. Gerçekten sprint çalıştırmamız lazım. Pasını oyna. Lan oğlum lan. Geri oyna. İleriye git. Önüne bırakacağım. Rossi, Valencia. Rossi bana bıraktı şimdi. Geriye çektim. Muhammed Gümüşkaya. Bencillik yaptım orada. Pasımı oynamam lazımdı. Bencillik yaptım. Bu arada hedeflere bir göz atalım arkadaşlar. Ne diyor? Tamam. Yani mağlup olma diyor. %55'lik bir toplu oynama yüzdesine sahip ol ve 7.0 ile oyna en az diyor. Şimdilik iyiyiz. Biraz top çevirdiğimiz zaman takım olarak toplu oynama yüzdemizi de yükseltiriz. Sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı yok. Şu neyse ya, ona bakacağım ben, kimmiş diye bakacağım ona. Oynarsam Pelkas'ım. Geriye çek. Sakin. Pasını oyna. Güzel. Abi. Güzel pozisyondu ya. Güzel pozisyondu. Şimdi güzel paslaşmalar. Rossi vur vur vur. Maalesef tutturamadı kaleyi. Valencia'nın önüne bırakacağım. Haydi Valencia. Biraz hızlı gitti maalesef. Aleksic topunu oynadı şimdi. Tolga Ciğerci ileri oynadı. Edin Visca. Of. Vallahi attı sandım ha. Gerçekten attı sandım. Enner Valencia. Topu istemeyeceğim. Uygun olmadığım sürece topu istemeyeceğim. Rossi. Şu an uygunum. Şu an acayip uygunum. Muhammed Gümüşkaya. Haydi Muhammed. The goal. İşte bu. 2-1 öndeyiz. Takımımızı 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik galibiyete uzandırıyoruz inşallah. İnşallah galibiyeti de alacağız yani. Toparlayamadım ama siz anlayın arkadaşlar. Çok güzel pozisyon. Sağ ayağımızda, zayıf ayağımızda harika bir şut. Düzgün ve sert bir şutla topağlara gönderiyoruz. 2-1 öndeyiz. Yani biz sanki ileriye gitmesek takım atak yapmayacak gibi. O beni biraz üzüyor. Sanki böyle bizim çabalarımızla bir şeyler oluyor gibi. Aldık topu. Sakin beyler. Sakin. Ya hoca bizi neden defansla oynatıyorsun ya? Arkaya koşana kadar canım gidiyor ya. Çok güzel pozisyonlar yakalıyor Başakşehir ama maalesef yani çok şükür gol atamıyorlar. Maalesef diyorum da, bir futbol sever olarak maalesef diyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe'yi kontrol ettiğimiz için şu anda çok şükür. Oynar mısınız? Serdar Dursun girmiş oyuna. Jose Sosa sağ kanada oynadı şimdi. Luis Gustavo geri oynarsan. Oynamadı. Top bende kalır mı? Kalmadı maalesef. Saldırın abi, saldırın. Al o topu, alamadı. Hadi bakalım, işin yoksa geriye koş şimdi. Aldık şimdi. Muhammed Gümüşkaya pasını oynadı Rossi'ye. Rossi. Önüme bırak. Saydın aynen. Sağ ayak. Ooo çok kötü vurdu. Rezalet vurdu. Pasımı oynasaydım %100 goldü ama hat-trick yapma şansımız vardı. Olmadı. Tolga Ciğerci sağ kanada doğru ilerledi. Topu kaptık. Oynarsan Bana da bir hat-trick şansı doğar. İçeriye kadar girdim, şutumu çektim. Yine sağ ayak yine kötü. Galiba kondisyonumuz da düştü ya epey. Sanırım onunla da bir alakası var arkadaşlar. Bir dahaki sefer o zaman şutu ikinci plana atacağım. Öyle bir pozisyon yakaladığımızda pas oynamayı deneyeceğim. Aha aldık mı? Aldık gibi sanki. Aldık. Sakin. Rossi. Geriye çektim şimdi. Pasımı oynayacağım. Aha çok güzel. Abi orada bana niye oynuyorsun? Ben topu isteyeli 3 yıl oldu. Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Abi öyle güzel pozisyon ki şut çekmem için kendimi zor tutuyorum ya. Ortaya yapacağım.
ortayı yapacağım. Of, dokunsa goldü, dokunamadı. Bir de asist gelebilirdi, maalesef dokunamadı. Biraz zaman geçirelim abi. Bu zor deplasmanından Kutucu derken Ahmet Kutucu mu yoksa? Pasımı oynadım şimdi. Bir anda da foul. Bizim ilerliyoruz. Ortamı yapacağım. Sağ ayakla yapmak istemiyorum ama neyse, hadi bakalım. Pasını oynarsan. Abi! Topu aldıydık. Her neyse, karşılaşmayı kazanıyoruz. 2-1'lik galibiyetle yolumuza galibiyet serisini bozmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel. Bu çocuktan bir şeyler olacak. ...9.3'le oynamışız arkadaşlar. Maçın yıldızıyız diye düşünüyorum. Değil mi? Aynen, yani bizden başka 9'u görebilen bile yok. Bayağı iyi. Ha bu arada doğru, sayısız kaçırdığımız pozisyon vardı. En az 2 tane. Değil mi? En az 2 tane %100'lük gol pozisyonu vardı kaçırdığımız. Neyse, o da artık can sağlığı olsun. Hedefi tutturduk. Soyunma odasında coşku var. Ve en yakın rakibimize 4 puan fark atarak yolumuza devam ediyoruz. 6 maç, 9 gol, 5 asist yanlış görmediysem. 5'te 5 yaptık. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen, 9 gol, 5 asistle yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız Giresunspor'a karşı. Giresunspor ligde ilk 6'da yok ama nerede? 14. sıradalar. 5 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarabilmişler. Toplamda 5 puan almışlar. Yani bizim şu an için kafamız rahat ama kazandığımız takdirde en yakın rakibimize toplamda 6 puan fark atmış olacağız. O yüzden bu maç, yani her maç çok önemli de bu maç şu an için çok çok önemli. Bu arada arkadaşlar, hiç buraya bakıyor musunuz bilmiyorum ama değerimizi %52 iyileştirmişiz. 2.6 milyon euro değerimiz var. Vallahi 20 yaşındayız, yani inşallah zirveyi görmek istiyorum. Ben büyük konuşmak istemiyorum şimdi ama Muhammed Gümüşkaya'yla sezon diyorum kariyerinin sonuna kadar gerçekten gerçek bir futbol kariyeri gibi oynamak istiyorum. Daha önce bunu hiç başaramadım. Hep 1-2 sezon sonra bıraktım. Ama inşallah bu sefer sizlerin de desteğiyle yapacağım. Bakalım en yüksek ratingimiz ne olacak? Onu da ben de acayip merak ediyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Giresunspor'a karşı. Lafı uzatmadan başlayalım. Ve Giresunspor karşılaşmasına başlıyoruz. İnşallah bu karşılaşmadan da galip ayrılacağız. Bir de hoca bizi defansta oynatmayaydı, iyiydi. Şimdi Muhammed Gümüşkaya sağına çekti. Muhammed Gümüşkaya! Maalesef az farkla top dışarıya çıkıyor. İlk pozisyon golle sonuçlanıyordu neredeyse. Oo, güzel çalım. Güzel çalım, izin verme, güzel. Kim Min-jae girdi araya. Pasını oynarsan atak geliştirmeyi düşünüyorum. Enner Valencia, ileriye git, ileriye git. Oynamak istedim, olmadı. Bir şans daha mı? Hayır. Şimdi orta, araya girdik. Aldık topu. Güzel güzel güzel. Berisha, önüme bırakın. Şimdi bırakmayın. Bırakma. Serdar Dursun. Pasını oynadı şimdi. Enner Valencia, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, pasımı oynadım ben de. Topu aldık. Maalesef önüme bıraktı. X'e basmama rağmen. Aldık topu. Aldık. İnan ki aldık. İçine etmeyin ya abi. Fosyonun içine etmeyin. Of of. Acilen mevkime geri dönmem lazım. Orta çok iyi. Dukara baktı, vurdu. Oo. Az farkla top dışarıya çıktı. Ben oha, çüş, çok kötü vurmuş Allah'tan. Ben top gol olur sandım. Valencia'nın önüne bırakacaktım. Serdar Dursun'un önüne gitti. Serdar Dursun. Of of of. Bilsem ben de top oraya gelecek, gelmem mi? Sol ayak, sol ayak. Bir şut denemesi maalesef olmadı. Korneri kullanacağız. Umarım yerden bana oynar. Umarım yerden bana oynarsın. Umarım bana oynarsın. Oynadı. Şimdi ortayı yapacağız. Kafa gelir mi, gelmedi ama orta iyiydi. Bir korner daha kazanır mıyız? Hayır maalesef. Hızlı çık, hızlı çık. Önümü bırak. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ceza sahasına girdik. Topu koruyacağım. Soluma
çekiyorum. Soluma çektim. Şutumu çektim. Görmeden şut çektim orada ya. Serdar Dursun. Valencia. 1-0 öne geçebilirdik. Maalesef. Kalecinin üzerine de vurmamış ama güzel bir kurtarışla maalesef yapamadık yani. Şimdi orta geldi. Mesut Özil topun peşinde. Pasını oynadı. Bana geri oynar mısınız? Oynayın. Bana lütfen geri oynayın. Aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Hepinizden özür diliyorum. Çok özür dilerim. O top bizim. O top bizim. Yerden oyna. Yerden oyna. Oynar mısın artık? Abi. Plase vuracaktım. Yanlış bastım ya. Aşırtmaya bastım. Plase vuracaktım. Sol ayaktı bir de. Çok güzel pozisyondu. Muhammed Gümüşkaya tekrar sağ ayağıyla vurdu. Aha. Ne pozisyonlar harcıyoruz. Bu maçı alamazsak gerçekten üzülürüm. Abi bak yine ortaya vurdu. Yine gol yedik ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Altay Bayındır'ın oyundaki bug'ı mı bu? Ben anlamadım gerçekten. Ortaya vurdu ya. Köşeye vursa gol yesek anlayacağım. Gerçekten anlayacağım. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda maalesef son dakikada yediğimiz golle 1-0 mağlup ayrılıyoruz ilk yarıdan. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılacağız. Çok konuşmayayım, konsantre olayım diyorum ama konsantreyim zaten. Sadece bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Önüne bırakacağım. Serdar Dursun'un önüne bıraktım. Serdar Dursun. Enner Valencia şutunu çekti. Maalesef gol olmadı. Orada topu istemem çok saçma olurdu. Çünkü Valencia benim önümdeydi. Aldık topu. Güzel güzel. Kim o? Atilla mı? Geri çek. Pasını oyna. Top kaybı yapma. Muhammed Gümüşkaya. Sakin. Sakin beyler. Araya oynayacağım. Haydi Serdar. Haydi Serdar. Abi köşeye vurun ya. Köşeye vurun. Valencia'nın önüne. Haydi Valencia. Ne yapıyorsun Valencia? Ne yapıyorsun? Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Soluna çekti orada. Bir şekilde kurtardım topu. Devamını getiremedim. Aldık şimdi topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. Topu sakla. Topu sakla. Topu sakla. Al o topu. Güzel. Nine. Neyse. Pasını oyna bari. Of ya. Abi benim her dediğimi de yapmayın. Vur vur vur. Vur be işte bu. 1-1. Offside olmasın. Çok iyi. Oh be. Abi yakaladık sonunda beraberliği. En sonunda beraberliği yakaladık. İşte futbol hatalar oyunu. Yani ufacık yerde kaç tane hata yapılmış görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakalım hedefler ne durumda. Tamam. 8.5 ile oynadığımız takdirde bütün hedefleri tutturmuş olacağız. Hamidu. Dukara. Alır mıyız topu? Aldık. Önüme bırak. Önüme bırak ya. Çok geç oynadın. Tisserand çıkıyor oyundan. Yerine Atilla Salah girdi. Şimdi orta geldi. Ne yapıyorsun lan? Oha. Kendi kalesine gol atıyor daha. Bana mı oynamak istedi acaba orada? Ben bastım diye. Benim basmam çıkar anlamında. Pasını oyna. Pasını oyna. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İçeriye kadar gireceğim. Pasımı oynayacağım. At onu. İşte bu. 2-1 öndeyiz. Benim gol atmam değil. Takımın kazanması önemli arkadaşlar. Benim gol atmam değil. Takımın kazanması önemli. 2-1 öndeyiz. Bir de gol atabilirsem. Hoca faul. Bir de gol atabilirsem 8.5'i bulabilirim belki. Enner Valencia. Valencia. Güzel paslaşmalar kaleci. Okan Koçuk harika çıkardı. Aa offside'mış. Tüh be. Korner gelecek diye seviniyorduk. Önüme bıraktı. Çok iyi. Haydi Muhammed Gümüşkaya. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu maalesef. Niye öyle vurdu? Neyse ya. 8.5'i yakalamaya çalışıyorum.
Başka hiçbir hedefim, amacım yok. Al o topu, al o topu, oyna, oyna. Haydi Muhammed, haydi Muhammed ve gol. Köşeye çok güzel bir vuruş. 3-1 öndeyiz. 8.2'ye fırladık bir anda. 3-5 pas yaparak da 8.5'e çıkaracağız inşallah. Tam köşeye gitti top. Çok güzel bir gol atıyoruz. Bir de bu açıdan izleyelim. Bu güzel golü. Gerçekten yani kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok ya. Gerçekten yok. Ulan defansta oynamamıza rağmen bu kadar katkı sağlıyoruz takıma. Bir de asıl mevkimizde oynasak acaba ne yaparız? Ya da yapamaz mıyız acaba? Ama yaparız bence ya. Topu aldık şimdi. Geriye çek. Pasını oyna. Geçmedi. Benim hatam. Tamamen benim hatam. Pasımı oynayacaktım. Faul. Hoca devam dedi. Yerden oyna. Oynadı. Baktım. Şutumu çekeceğim. Şutumu çektim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Son anda onu yakaladık. Son saniyede. Son saniyede diğer hedefimizi de tutturuyoruz arkadaşlar. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Son anda gerçekten son anda attık. 4-1'lik harika bir skorla bütün hedeflerimizi tutturarak galibiyet serimize ve liderliğimize devam ediyoruz. Ve en yakın rakibimize de toplamda 6 puan fark atmış bulunuyoruz. 2 gol 1 asistle oynamışız. %61'lik bir topla oynama yüzdesi. Aynen öyle, dediğim gibi 3 tane hedefi de tutturduk. Bir sonraki karşılaşmamız Hatay'a karşı. Daha sonra da Frankfurt'a karşı oynayacağız. 7 maç 11 gol 6 asist. Yani bayağı iyi. Oyna diyelim Muhammed Gümüşkaya'yla. Abi kondisyonumuz düşük. Hoca bir maç bizi dinlendirsen mi, ne yapsan? Sanki Frankfurt maçı daha önemli gibi ama yani sen bilirsin yine. Var mı bir bildiğin? Hatay'dayız. Kırmızı kepinde büyük ihtimal tribünlerde olduğu bir karşılaşma. Buradan Burak abime selamlarımı iletiyorum. Gerçekten kendisini seviyorum ya. Hatay deyince aklıma o geliyor. Bu arada oyunda Fener'in bu 3. formasının olduğunu bilmiyordum. Hiç görmedim veya ya da update ile mi geldi acaba? Yeni geldi galiba. Gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü oyunu ilk aldığımda sanki baktıydım ben formalara. Fener'in 3. forması yoktu. Beşiktaş'ın 3 forması vardı. Ama Fener'in sanki 3. yoktu. Çok güzel pozisyon. Ne yaptın lan? Top oynarsan. Aha oynadı. Belki güzel bir şeyler yapabilirim. Pasımı oynayacağım. Olmadı, olmadı, olmadı. Geri oyna, geri oyna. Topu kaptırmaktan iyidir. Şutunu çekin artık. Şutunuzu çekin ya. Lan oğlum, ceza sahasında kaç tane pas yaptık? 5-6 tane pas yaptık galiba. Geriye koş. Abi bomboş kaldı, bomboş kaldı. Dikkat, dikkat. Güzel, 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 güzel. Kanat değiştireceğim. Valencia offside'da değilsin. Vur o topa ve offside. Asist geldi derken offside'a yakalandık. Acaba kıl payı mıydı ya? Onu merak ettim. Bakacağım. Nereden? Şuradan kapanıyor. Abi gerçekten kıl payı. Kıl payı. Şu nereden kapanıyor ya? Çok sinir bozucu. Kıl payı arkadaşlar. Değil mi? Hangi açıdan daha iyi görebiliriz? Bu açıdan da çok belli değil ama yani kıl payı offside. Serdar Aziz'e faul yapılıyor. Oyun devam etti. Topu geriye çektik şimdi. Pasımı oynayacağım. İrfan Can Kahveci. Serdar Aziz. Bana oynadı sandım. Luis Gustavo'ydu galiba topu alan. Enner Valencia. Şimdi Muhammed Gümüşkaya sağına çekti. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya bir çalım daha denedi. Denemek istedi daha doğrusu. Biraz geç kaldık. Şimdi Hatayspor çok tehlikeli geliyor. Hatayspor çok tehlikeli geliyor. Allah'tan Altay'ın üzerine vurmadı. Topu istedim, aldım.
Faul yapılıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Bir çalım denemesi. Kaleye baktım. Kaleye baktım. Vurdum. Yemin ederim gol sandım ve gol olsaydı harika bir gol olacaktı. Gerçekten gol olsaydı harika bir gol olacaktı. Luis Gustavo ile atağa çıkıyoruz şimdi. Pericas ileri oynadı. Enner Valencia şimdi. O kim ya? Abi şunun adına bir bakalım. Bu kim ya? Popo. Traore. Pasını oynarsa. Tamamen benim hatam. Ben çıkardım kaleciyi. Ve golü topu kalemizde görüyoruz. Ama zaten çok kötü yakalanmıştık. 2'ye 1 yakalandık. Yani pasını oynasa da golünü atacaktı. Böyle attı. Çok da güzel bir gol attı şimdi. Doğruya doğru. Bir sıfır gerideyiz. Moralleri bozmak yok. Alabiliriz maçı. Alacağız da inşallah. Enner Valencia. Valencia. Valencia pasını oynadı. Muhammed Gümüşkaya. Bana faul yapılır diye bekledim. Orada yapılmadı. Şimdi güzel pozisyon. Aldık topu. Top önümde kaldı. Top önümde kaldı. Dedim soluma geçecek. Sağa gideyim dedim ama olmadı maalesef. Şimdi orta. Uzaklaştırıyoruz. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Of, hızlı oynasaydım ama zaten bitiriyormuş. Biraz geç gördüm seni. Biraz geç gördüm maalesef. 3 hedefin hiçbirini şu ana kadar tutturamadık. 3'te 0 şu an. 8.5'de oynamamız lazım. 7.0'dayız. Mağlubiyetten kaçınmamız lazım ama yeniliyoruz. Ve %60'lık topla oynama yüzdesine sahip olmamız lazım. %55'teyiz henüz. Yani 3 hedefin de gerisindeyiz. Bir şekilde toparlamamız lazım. Pasımı oynadım şimdi. Serdar Bursun'la güzel paslaşıyorlar orada. Vur 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 vur. Yapma ya, yapma ya. Benim korumam gereken adam geldi. Çok güzel bir orta yaptı. Ama yani abi benim mevkim değil ki orası ya. Aşırı saçma. Aman dikkat. Oyna, ileri oyna. Al o topu. Oh be, haydi Rossi, haydi Rossi. Haydi Rossi, vur o topa, vur o topa. İşte bu be, işte bu. 1-1 yakalıyoruz. Bize de bir asist yazılıyor. Abi şu gol sevincini neden izleyemiyoruz ya bir türlü? Asisti kaptık arkadaşlar. Rossi'ye teşekkür ederiz. Topu yani bayağı bir sürdü. Çok da güzel bir şut çekti. İşte harika bir gol atıyor. 1-1. Hatay'da 1-1. Alın o topu. Aldık o topu. Çalımımızı atalım. Hızımıza güvenmiyoruz. Hız çalışmamız lazım. Mutlaka yemin ederim çalışmamız lazım. Madem o kanatlardan öyle hani uçmak istiyoruz. Hız çalışmamız lazım. Bir dahaki antrenmandan itibaren hıza odaklanacağım. Güzel pas yerine ulaştı. Güzel pas yerine ulaştı. Bright Osay Samuel. Oo. Nereye oynadı lan o? Sakın, sakın, sakın. Çok tehlikeli pozisyondu. Çok tehlikeli pozisyonda Allah'tan kaçtı. Çok güzel bir pas. Nasıl offside ya. Serdar Dursun ileri oynuyor şimdi. Berisha. Berisha. Osay Samuel bana oynadı. Muhammed Gümüşkaya kaleye baktı. Muhammed Gümüşkaya kaleci. Çok iyi gitti top. Çok iyi gitti top. Açıyı seviyorum ya. Abi yemin ederim bu açıyı çok seviyorum ya. Lan yine gittik. Yine sakatlandık. Vur bari vur. Sakın sakın. Allah kahretsin gol yedik. Ama hocam olmaz böyle iş ya. Ben sakatlandım orada. İşin yoksa şimdi buradan geri dön. 15 dakikada 2 gol çok zor. Yalnız Hatay oynadı bu maçta be. Vallahi goller güzel abi. Goller gerçekten güzel. Yani mağlup olursak hak etti diyebileceğim gönül rahatlığıyla.
Hatay için. Geri oyna, geri oyna. Haydi, 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 haydi bu. İşte bu. 2-2. Bir geri dönüş yapabilir miyiz acaba? Olabilir, neden olmasın? Bu güzel pozisyonu gole çevirebildik. Ve henüz 8 dakikamız var. Belki bir galibiyet golünü de atabiliriz veya attırabiliriz. Serdar Dursun. Şimdi Rossi sol kanada. Pelkas geri oyna, Pelkas geri oynadı. Pasım oynayacağım. Gol olsun, garanti olsun. Vurun o Rossi. Vurun artık ona ya. Vurun artık ona. Topla çok fazla oynayınca pozisyon yani herkes yerini aldığı için artık heyecanı gidiyor. Bu karşılaşmada Hatay deplasmanında 2-2'lik beraberlikle ayrılıyoruz arkadaşlar. Yani bitir hoca, bitir, bitir, aynen. Bir şekilde bir puanı kurtardık, ben öyle söyleyeyim. Bir puanı kurtardık. Onu söyleyeyim yani. Aldığımız bu beraberlikten sonra yani hedeflerin sadece birini tutturabildik. O da mağlup olma. Soyunma odasında moraller pek yerinde değil. Allah'tan ikinci ile aramızdaki puan farkını açmıştık bayağı. O yüzden sıkıntı yok. 20 yaşındayız. 8 maç, 12 gol, 7 asist. Daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım? Frankfurt maçındayız. Deplasmandayız. Ve yine ilk 11'deyiz. Yine gücümüz, kondisyonumuz az ve yine defanstayız. Anlaşıldı. Bu sezon burada oynayacağız. Ama şu bir gerçek ki ben eğer ki burada oynamaya devam edersek ayrılmak isteyeceğim takımdan. Avrupa Ligi mücadelesi başlamak üzere. Hem penaltı hem gol diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Yani biz başlamıyoruz, onlar başlıyor. Sakin, 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 sakin. Oynadı. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya pasını oynayacak. Çek şutunu, çek şutunu, çek şutunu. Ben orada kimdi o? Serdar Dursun muydu neydi? Ona dedim şutunu çeksin diye. Bana pas oynadı, ben şut çektim en son artık. Şutunu çek, şutunu çek. Güzel pas oynadım ama golle sonuçlanmadı. Valencia'nın önünü bırakacağım. Ya da şut mu çeksem? Topu saklıyorum. Topu saklıyorum. Pasımı oynayacağım. Hala saklıyorum topu. En son oynayacaktım, kaptırdık. Tamamen bana yazar. Topu aldık şimdi. Hemen ileri oynayacağız. Miha Zajc geri oyna. Aldık topu, içeriye girdik. Pasımı yerden oynuyorum. Şut! Mesut Özil atamadı. Mesut Özil gerçek hayatta attı, burada atamadı. Tüh be, güzel pozisyondu ya. Garanti olsun diye orada pas verdim, yoksa şut da çekebilirdim. Sakın, sakın, sakın. 1-0 geriye düştük. Kendime kızıyorum. Kendime gerçekten kızıyorum. Kaleciyi çıkardın orada. Ufacık bir şey de olsa kaleciyi çıkardın. Neyine yaradı? Hiçbir işine yaramadı. Kendime kızıyorum. Ama toparlayacağız inşallah. Bu yani son 3 maçtır 1-0 geriye düşüyoruz. İlkinde toparladık. İkincisinde, yani ilkinde galibiyete de uzandık. İkincisinde uzanamadık. Bu sefer de mağlup olmayalım bari. Oyna, çok iyi, çok iyi. Valencia'nın önüne bırakacağım. Olmadı. Top bizim, top bizim, oyna. Oyna. Şutunu çek. Şey, işte bu. 1-1. Garanti olsun diye oynadım. Bir anda acaba offside mi diye düşündüm. 1-1'i buluyoruz. Deplasmanda, Frankfurt deplasmanında 1-1'i buluyoruz. Güzel, güzel, güzel. Haydi geri dönüşün sinyali olsun bu. Allah'ım yarabbim, sinir alıyorum. Sinir alıyorum. Sakın, sakın, sakın. Direkten döndü. Direkten döndü, direkten döndü. Aman Allah'ım, direkten döndü. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Önümden çekil ya, önümden çekil. Ya of. Haydi, haydi, vur o topa, vur o topa. Vur, vur, vur. Of ya. Abi şut çekecekler alt tarafı. 30 yıl geçiyor ya. Yerden orta gelir mi? Ortayı içeriye yaptık. Daha doğrusu dışarıya oldu. Tisserand.
boştayım, bana da oynayabilirdin, bilerek istemedim, kafanız karışıyor diye. Ama bana da oynayabilirdin. Aldık o topu, aldık, güzel, güzel, güzel. Çok güzel bir çalım. Bir çalım daha. Kaleye baktım. Sakin. Lan Allah'ım ya Rabbim ya. Çok fazla şey yapıyor. Topu ayağından fazla açıyor ya. Muhammed Gümüşkaya. Aldım şimdi topu. Aldım. Şutumu çekeceğim. Şutumu çektim işte bu. 2-1. İlk yarı bitmeden 2-1'i buluyoruz. Zordu ya, zordu. Gerçekten zordu. Allah'tan Muhammed Gümüşkaya'nın sertleri, sertleri diyorum. Şutları çok sert. O yüzden yani kaleciler çoğu reaksiyon gösteremiyor. O çok hoşuma gidiyor ya. Muhammed Gümüşkaya'da gerçekten o konuda çok büyük bir potansiyel var. Gerçekten diyorum. Yani bir 10 sene sonra kariyerinde acaba neler başarmış olacak? Bekleyip görelim bakalım. 3 hedefin ikisini tutturmuşuz şimdiye kadar. Birini 5 top kap diyor ama yani top kapacak pozisyon olmuyor ki. Saçma ya, o hedef çok saçma. Yani pozisyon vermiyorsak rakibe ben nasıl kapacağım ki topu? Araya mı gireyim hep? Bu sefer de kendi yerinde oynamıyorsun diye kızıyor bana. Ne yapsak suç. Yaranamıyoruz ya. 2-1 öndeyiz. Rakibimiz 10 kişi. Belki onun... Aa, çok kötü daldım. Çok kötü daldım. Sarı kartı yiyeceğim. Çok kötü daldım. Kırmızı bile çıkabilir diye düşündüm. Çok kötü daldım gerçekten. Puanımı kaça düşürdü? Yani kaçtan kaça düşürdü bilmiyorum. Ama düşürdüğüne eminim. Valencia'nın önüne. Haydi. Benim önüme bırakırsan daha sonra. Müthiş. Abi hızım yok ya. Hızım yok. Şutunu çek. Bari... Aa işte bu. Bari asist gelsin diyecektim. Geldi. Teşekkür ederim Valencia. Görüyor musunuz? Bakın rakibin 10 numarası arkamızdan geldi, önümüze geçti, fırladı gitti. Bizim sprint hızımız yok. Yani o yüzden yetişemiyoruz bir yere. Allah'tan Valencia biraz hani iyi çıktı da yani orada. Bize asist yazdırdı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk golün de asistini biz yapmıştık, değil mi? Ya da ikinci golün asisti miydi bilmiyorum. İki asistle oynuyoruz diye hatırlıyorum. İki asist bir gol olması lazım. Ferdi Kadıoğlu pasını oynadı. Muhammed Gümüşkaya önünde kaldı top. Muhammed vuruyor. Golü atıyoruz. Golü buluyoruz arkadaşlar. 4-1 öndeyiz Frankfurt deplasmanında. Kariyerimizde yani gümbür gümbür ilerliyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. İnşallah sezon sonu da güzel bir yere transfer olabiliriz. Köşeye vurmuş. Güzel vurmuş. Şu an hakikaten ya bir vallahi merak ediyorum. Acaba hani nasıl bir performans sergiliyoruz? 2 gol 2 asist. Her golde payımız var. Enner Valencia. Ah Sinan Gümüş araya girdik. Güzel. Bir gol atabilir miyim? Haydi hat-trick. Avrupa Ligi'nde hat-trick neden olmasın? Nereye yapayım? Aha vallahi olabilir. Bana bırak. Ne olur bana bırak ya. Neyse gol oldu. Sevinelim. Bizim hat-trick güme gitti şimdilik. Ama 5-1 öndeyiz. Güzel. Bu açıdan oynamak bakın gerçekten söylüyorum. Hem daha zor hem de sahadaki futbolculardan belki de en düşük reytinge sahip oyuncu sizsiniz. Yani o açıdan iki kat zor. Yani mesela Messi ile veya Ronaldo ile bu açıdan oynasınız. Efsanevi zorluk derecesinde çok rahat bir şekilde hatta dünya klası efsanevi neyse artık en yükseği o seviyede çok rahat bir şekilde oynarsınız bence. Çünkü Messi, Ronaldo bunlar çok iyi futbolcular. Ama dediğim gibi biz genç oyuncularla oynuyoruz. Yani ben böyle bir kariyer yaptığım zaman genç oyuncu seçiyorum hep. Potansiyeli olan. Ve aldık. Ve sahanın da dediğim gibi sol ayakla vurmak istedim. Sağ ayağıyla vurdu. Sahanın da zaten en kötü ratingine sahip olan futbolcu olduğumuz için
Gol olmayacak. Çet ya. Abi koskoca Mesut Özil ya. Koskoca Mesut Özil. Çektiği şuta bakın. Bütün futbolcuların şu prime dönemini yaşayamayan bir Fenerbahçe var galiba ya. Muhammed Gümüşkaya harika şut kaleci. Abi gol olsa harika bir açıdan gol olacak. Ondan düştü ya puanım. Nasıl düşüyor ya? Ben ha tamam yerimde olmadığım için. Tamam okey. Araya giremedik. Çok güzel bir şut direkten döndü. Frankfurt'un direkten dönen ikinci şutu bu. Enner Valencia. Şimdi bende top. Gidiyoruz. Yerden ortayı yapacağım. Yapsam mı? Topu sakla. Geriye çek. Pasını oyna. 90. dakikada 6. golü bulabilirdik. Korneri kazanıyoruz. Yerden bana oynamaz. Top önümde kalırsa şutumu çekeceğim. Top önümde kalırsa şutumu çekeceğim. Geriye bana oyna. Lütfen oyna. Oynadı. Oynadı. Bana oynadıydı o. Bana oynadı. Hoca faul. Hoca faul. Önümden çekil ya. Önümden çekil. Friki kullanacağız. Ben kullanayım. Bakın yalvarıyorum ben kullanayım. Mesut Özil. Abi bana veremiyor musun ya? Lütfen bana ver. Lütfen. İşte bu be. İşte bu. Hat-trick yapıyoruz arkadaşlar. Çok iyi ya. Yaptık be. En sonunda yaptık. Son saniyede hat-trick'i bulduk. 6-1. 6 golün 5'inde payımız var. Yes! Top alıp gidelim bakalım. Bu bizim için unutulmayacak bir maç. Frankfurt deplasmanında 3 gol birden atıyoruz. Üstüne bir de 2 asist yapıyoruz. Takımımızın kazanmasında büyük bir pay sahibi oluyoruz. Rol sahibi, rol oynuyoruz. Lan cümleyi toparlayamadım yine. Siz anlayın beni. Valencia ile birlikte ikimiz 10 puan almışız arkadaşlar. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir hedefi tutturamamışız. Sen gel 6 golün 5'inde pay sahibi ol. Yani 3 gol at, 2 asist yap. Ya tövbe estağfurullah gülesim geliyor sadece. 9 maç, 15 gol, 9 asist. Bu arada epeydir antrenmana gidemedik arkadaşlar. Şöyle bir nefes alsak da bir antrenmana gitsek. En yakın rakibimiz Trabzon'la aramızdaki puan farkı eğer ki kazanırsak 3 olacak. Kazanamazsak 0. Galatasaray en yakın ikinci rakibimiz. Onunla da aramızdaki puan farkı maçlarımız aynı. 5, 5 puan. Şu an Trabzon ensemizde. Onun dışında işler yolunda. Hatay maçını kazanabilseydik çok güzel olacaktı ama olmadı. Ama Trabzon da maşallah çok iyi. Gaziantep, Altay ve Adana Demirspor'da son 3 sırayı paylaşıyorlar. Onu da merak ettim. Öylelik baktım şimdi. Beşiktaş da 6. sıradaymış.